Merhaba sayın seyirciler, Follow Me'nin bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Makedonya'yı gezdiğimiz bölümlerimize devam ediyoruz. More si speciali do triadi ya. Üsküp'ü gezdikten sonra şimdi de yol üzerinde Tetova'ya uğrayacağız. Yani Türkçe bilinen ismiyle Kalkandere'ye uğrayacağız. Ardından Mavrovo Milli Parkı üzerinden sizi çok özel bir yere götüreceğim. Belki de adını hiç duymadığınız bir yere gideceğiz. Ve başka hiçbir yerde olmayan özel bir mekanı göreceğiz bizim için. Kalkandelen veya Tetovo, Makedonya'nın kuzeybatısında bir şehir. Şar dağlarının eteklerinde ve Pena nehrinin kıyılarına kurulmuş. Alaca Camii'nin önündeyiz, Tetovo'dayız. Yani Türk adıyla Kalkandelen'deyiz. Pena Nehri'nin kıyısındaki bir cami burası. Fakat bunu diğer camilerden ayıran 1438'de yapılmış bir cami. Fakat arkamda görüyorsunuz, mimarisi klasik Osmanlı mimarisine fazla benzemiyor. Normal çini veya seramikle kaplamamışlar. Daha değişik kaplamalar kullanılmış ön yüzünde. Ve yine Osmanlı camilerinden farklı olarak dışarıdan gözükebilen bir kubbesi yok bunun. 1438 yılında İshak Bey tarafından tasarlanıyor mimarı ve Tetovalı iki tane kız kardeş tarafından yaptırılıyor. Şu zaten arkada da türbelerini gördüğünüz, demin gördüğünüz türbede bu iki tane kız kardeşe ait. Mürşide ve Mensure adında iki tane kız kardeş yaptırıyor. Normalde camileri paşalar, beyler yaptırırken, hani finanse ederken bu iki kız kardeşin yaptırdığı bir cami oluyor. Daha sonra 1833 yılında da Abdurrahman Paşa adında bir sanat sevdalısı tarafından da renove ediliyor, tekrardan yapılıyor. Şimdi bu camiye sizin için geziyoruz. Mavrovo Milli Parkı, Makedonya Cumhuriyeti'nin içerisinde bulunan 3 milli parktan en büyüğü. 1949 yılında kurulmuş olan bu park, ülkenin batı yakasında yer alıyor. Mavrovo Gölü ve Arnavutluk sınırında bir kısmını içine almış bulunuyor. Kocacık köyündeyiz, tabelasında gördüğünüz gibi. Kocacık köyü bizim için bir öneme sahip, çünkü Kocacık köyünde
Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin babası. Yani Atatürk'ün dedesi yaşıyordu ve o evde Ali Rıza Efendi dünyaya geliyor. O yüzden bu ev önemli. Şimdi o ev Türkiye Cumhuriyeti tarafından restore edildi. Orayı görmeye gidiyoruz. Fakat buraya gelene kadar sizin için bayağı zorluklardan geçtik. Bayağı bir yol kat ettik aslında dağ yollarında. Fakat dağlı yolların hiçbiri bozuk değil. Asfalt yol, yani asfalt veya beton yollar var. Bozuk yollar yok. Fakat çok dolambaçlı ve çok uzun yollardan geçtik. Sırf sizin için. Gel koynuma, etme beni. Gel yanıma, gir canıma. Evet sayın seyirciler, şimdi Kocacık köyündeyiz. Merkez Cupa'ya bağlı aslında. Şimdi buradaki geldiğimizde Atatürk'ün babasının evini ararken bir müzeye çevirmişti bugün. Onu ararken Sayın Hüseyin Kaplan'la tanıştık. Kendisi Koca Türk Derneği'nin başkanı. Hüseyin Bey, bize biraz bahsedebilir misiniz? Derneğinizin hani amacı ne, neler yapıyorsunuz? Biz 2003 yılında kurulduk. 2003 yılından artık 11 sene görevdeyiz. Ben sırasıyla 3. başkanım. Daha önce diğer başkan Daner Ertan Bey vardı. Şu an bayrak değişimi. Ve derneğimizin bu bölgede, Cupa'da 16 köye hitaben mutlaka öğrencilere, aile durumu yani yetim olan çocuklara, bilhassa onlara yani burs dağıtımıyla, eşya dağıtımıyla, o ailelere, aynı ailelere bayramdan önce paket, yani yardım paketi, işte gıda paketi şey yapıyoruz. Bir de folklorumuz da vardı. Bazen işte folklorumuzda gerektiği şeylerde folklor ekibiyle de uğraşıyoruz. Ancak amacımız bütün bu yörede 16 köye hitap etmek ve burada da en azından karınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani kendi imkanlarımız dahilinde. Çok güzel. Peki bu okul dediğiniz 9. sınıfa kadar Türkçe eğitim alıyorlar. Evet, bütün Türkçe. Ek olarak Makedonca dersi alıyorlar. Evet, yani. Tabii ki onlar haftalık 3 ders alıyor. Yoksa burada zaten sizin son bir 6 tane köy vardı burada. Bunları sırasıyla pardon sayma gerek var bilmiyorum artık. Bu Kocacık köy yani. Bir de Novak köyü, şu an 350 hane olan Novak köyü, bizim Gülen köyü 70 hane, 40 hane olan bir Yelesa köyü vardı. Bir de Gılgaş köyü, Ralin köyü, 5 tane köyü, 6 tane köy. Türkçe dilinden başka dili bilmiyor yani. Hanımlar özellikle bizim okumayı, yazmayı, işte eğitimini devam etmeyenler, evde ev hanımlar olanlar, bunlar sadece Türkçe konuşuyorlar. Peki Türkiye'deki vatandaşlarımız mesela bu köye, buradaki Türklere veya işte derneğimize, Koca Türk Derneği'ne nasıl katılabilirler, nasıl yardımcı olabilirler? Yardım etmek isteyen, yardım elini ulaştırmak isteyen işte bizim sitemiz var. kocatürkkocacık.org ya, aşağıda da yazacağız zaten. Oradan girebilirsiniz. Orada daha da detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet. Ve yardım isterseniz buraya yardım edebilirsiniz buradaki. Evet sayın seyirciler, Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin doğduğu ve Atatürk'ün de dedesinin de değil mi yaşadığı ev şu an müze haline getirilmiş. Şurada biz bilmiyorduk gelmeden önce, Hüseyin Bey sağ kale. Olsun kale, tarihi bir kale varmış. İkinci Murat'ın bizzat gelip savaştı ve Kosova'ya geçtiği sonra kale. Oraya sanırım bir değil mi, bayrak projesi aslında gözükecek vardır, bir bayrak. Bayrak projemiz vardır ama işte biraz böyle 9-6 büyük bayrağımız olduğu için Makedonya'da sıkıntı olacak, evet, diye diplomatik belki de biraz şey olduğu için, ama bizim gençler almaya da çalışan çok genç bir arkadaşlarımız vardır. Böyle 9 metre, 6 metre genişliğinde büyük bir Türk bayrağımız var. Ama ileride onu da yapacağız. İnşallah. İnşallah. Seyirciler, şimdi sizin için özel olarak geldiğimiz Kocacık köyündeyiz ve Kocacık köyünde
Çok özel bir mekan bulduk. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Başbakanlığa bağlı. Kalkınma Ajansı. Kalkınma Ajansı, özür dilerim. Kalkınma Ajansı'nın ve işte iki devletin de Kültür Bakanlıklarının işbirliğiyle burada Kızıl Hafız Ahmet Efendi, yani Atatürk'ün dedesinin evi, aynı zamanda da babası Ali Rıza Efendi'nin doğduğu, dünyaya geldiği evdeyiz. Burası restore edilmiş ve gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten buraya çok fazla emek sarf edilmiş. Biz içeri girme şansı elde ettik. Gerçekten içerisinde birçok donanım var ve balmumu heykel anlamında çok gerçekçi heykeller var. Türkiye'deki birçok müzede bulamayacağınız, yani Anıtkabir'le yarışacak düzeyde çok güzel bir şekilde anlatılmış. Şimdi burada Ertan Bey ile beraberiz. Ertan Bey köyde okulda İngilizce öğretmenliği yapıyor ama gönüllü olarak da burayla ilgileniyorsunuz değil mi? Şimdi anahtarlar bende olduğu için işte gelen ziyaretçilere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok sağ olun, bize de yardımcı olduğunuz Bu projenin öncelikle emeği geçen herkese teşekkür bahsedelim etmek istiyorum. Bahsedelim onlardan, yani, evet geçsin. Yıllarca uğraşıldı ama en sonunda bir sonuca varıldı. Yani özellikle burada en çok emeği geçen belediye başkanımız olan Mazlum Hasan Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Evet. İstiyorum. Yani sayesinde bunu başarabildik. Tabii özellikle de Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı'na da sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ve gelen ziyaretçileri bekliyoruz tabii. Peki ziyaretçiler diyelim ki Makedonya'ya yolları düştü. Buraya nasıl gelecekler ve buraya yani ne olduğunu biz şimdi böyle birazcık anlatabilir misiniz? Yani burada zamanında ne varmış çok kısaca ve şu an ne var? Genel misafirler zaten buraya yakın bir bölgeye sürekli geliyorlar. Yani bunu Türkiye'deki tur operatörleri biliyor. Biz konum olarak yani Kocacık Ohri'ye çok yakın bir bölgeye ait. Yani Ohri'ye gelen bir turist buraya rahatlıkla günübirlik bir ziyaret gerçekleştirebilir. Araba kiralayarak gelecek araba değil kiralayarak, mi? Veya turun otobüsüyle gelebilir. Doğru. Yani bu bizim şu anda çalışmalarımız bu projeyi tur operatörlerinde iki programlara koymak. Tabii inşallah. O şekilde zaten bu bütün şeyleri tur operatörleri organize bir şekilde yapıp gelen misafirleri buraya getirebilecek. Peki geldiklerinde Ali Rıza Efendi'nin evinin kalıntıları, özür dilerim, Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin ve daha doğrusu Ali Rıza Efendi babası, onun burada zamanında yaşadığı evin arkeolojik kalıntılar üzerine çıktı. Tabii ki birebir %100 olmasa da eski evler esinlenerek çok benzer bir ev inşa edildi değil mi? Doğru. Evet. O döneme ait çalışmalar yapıldı. Tabii bu ortaklaşa Türkiye Kültür Bakanlığı ve Makedonya Kültür Bakanlığı sayesinde yapıldı. Çok uzun yapıldı. Bir çalışmanın ürünü tabii çok değil uzun mi? Bir çalışmanın, yani projelendirme aşaması yalnız 3 yıl sürdü. 3 yıl sürdü. İşte 1-2 yılda inşaatı sürdü. Yani çok ince ve detaylı bir iş yapıldı. Çok güzel olmuş. Zaten yani biz gelirken yani köy yollarından geçtik. Hani ışıkların yolların ışıklarının olmadığı yerlerden geçtik. Yani gece geçseydik. Ama buraya geldiğimizde buraya yapılan yatırım ve içerisinin güzelliğiyle çok farklı bir şey bulduk yani. Türkiye'de bulamayacağımız müzelerden daha güzel bir müze bulduk. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz. Neredeyiz? Kocacık köyündeyiz. Ohri'den rahatlıkla ulaşılabilecek bir yer. Kocacık köyündeyiz. Kocacık köyünde de köyün en yüksek noktalarından birinde müze olarak geçiyor. Şimdi şurada vurgulamak lazım, yani Makedonya'ya gelen turistler sadece Ohri'yi gelip gezmek için gelmiyorlar. Yani Makedonya'nın diğer bölgesine geliyorlar. Evet. Doğu Makedonya'ya geliyorlar, Üsküp'e geliyorlar. Yani çok fazla uzak da değil. Mesela Üsküp'e uzaklığımız 120 kilometre. Tabii bu operatörler sayesinde tur operatörleriyle yapılacak bir şey. Yapıldı takdirde rahatlıkla ulaşılabilir. Evet. Size çok teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı olduğunuz için. Türkiye'ye çok selam söyleyin. Yani selamlar. Bizim kalbimiz o tarafta. Bizim de yani bedenen buradayız ama bizim kalbimiz de sizinle. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Asme yepne uye muy baluke pre. Me setta ya petrenda fin meye. Ya nana, ya nane, ya nana, ma de keçene. Kalkan Delen, Mavrova Milli Parkı ve son olarak da Kocacık Köyü'nde Ali Rıza Efendi'nin doğduğu, büyüdüğü evi
ziyaret ettiğimiz Follow Me'nin bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Me se tutte ya petrenda fi